Çekmedim bu mikrofonlardan çektiğim kadar. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün sabah yürüyüşe çıktım. Beraber yürüyüşe çıkalım dedim. Hem sohbet edelim dedim. Ama maalesef mikrofonun azizliğine gene uğradım. Video kaydı olduğu halde ses kaydı olmamış. Mikrofonda gene bir temassızlık var muhtemelen. Bu mikrofonlardan o yüzden çektiğim kadar çekmedim. Diğer alternatif mikrofonlarım ya metalik ses olarak kaydediyor ya da cırıltılı olarak sesleri kaydediyor. Gene bir deneme yapayım. Ben aşağı köşeye ineyim, küçüleyim ve sabah çektiğim videoyu da ben boşa gitsin istemiyorum. Orada az çok arkamda manzara görünüyor. Elbette artı olarak ben size o gezdiğim yerlerinde manzaralarını, gözüme ilişen manzaraları çektim. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu arkadaşlar potansiyelimiz hakkındaydı. Potansiyelimiz nedir? Ülkemizin kıymetini bilin cümlesini daha önceki videolarımda ben kullandım. Bugün ulusal medyada bir köşe yazarı da bunu kullanmış. Ülkemizin kıymetini bilin demiş. Kendisi 4-5 yıl Fransa'da, Paris'te yaşamış ve vardığı sonuç ülkemizin potansiyelinin, kıymetinin bilinmesi. Hakikaten yurt dışında bizler, gençlerimiz gitsinler, yaşasınlar ve ufukları açılsın diye ben düşünüyorum. Hep söylemişimdir. Sanki bizleri bilerek Avrupa Birliği açık hava hapishanesinde tutuyor. Belki yöneticilerimiz de bunu destekliyor, teşvik ediyor. Bizim potansiyelimizden gerçekten korkuyorlar. Bizim uyanmamızı istemiyorlar diye ben düşünmeye başladım. Ama önemli değil. Onlar korksunlar veya korkmasınlar. Bizler bu potansiyelimizi kullanabilmemiz lazım. Her şeyi verimli bir şekilde kullanmamız lazım. Bu vatandaştan başlayarak bu zihniyetin yöneticilere, kurumlara, politikaya kadar riayet etmesi lazım. Yani her sektöre riayet etmesi lazım. Örnek vermek gerekirse vatandaş tasarruf etmeli. Nasıl etmeli? Yapabildiklerini yapmalı. Örneğin enerji tasarrufunu biz devletten beklememeliyiz. Ucuz elektrik veya gaz olarak bunu beklememeliyiz. Bizler bunu elbette devlet de teşvik etmeli. Isı yalıtımlarımızı gerçekten yaptırarak %40, %60 hatta %80 doğru cihazlar seçerek de elbette tasarruf edebiliriz. Isı pompalarının olduğunu biliyoruz. Sonra yalıtımın ne kadar düzgün yapılınca tasarruf sağladığını ve konfor sağladığını biliyoruz. Bunu bu şekilde bütün sektörlere, bütün hayatımızın her tarafını yayabiliriz. Çünkü Avrupalı en iyi, en verimli bir şekilde olanı kullanarak, potansiyeli daha çok kullanarak, mümkün olduğunca daha çok kullanarak, iyinin iyisini olduğunu düşünerek hep bu şekilde gelişmiş ve gelişiyor. Aslında pratik zekalı falan değiller. Biz o yönden çok pratik zekalıyız. Güneşten yararlanabiliriz ısınmada, soğutmada, ısı pompası dediğim hava, toprak ve su bunlar bir tanesi. Aynı şekilde kurumlarımız potansiyelden yararlanabilmeliler. Neler var? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisinde elektrik üretmek. Daha önce de ben bu konuyu rastlamıştım, ilgimi çekmişti ve sosyal medyada, internette ben bunu incelemiştim. Bu yer çekimi pilleri hakkında, bunu belki ilk defa duyanlarınız vardır. Mekanik pillerden bahsediyorum. Bunların güneş panellerine, elektrik üreten güneş santrallerine, rüzgar gülü santrallerine entegre edilmesi
ile ilgili konuşmak istiyorum. Bunlar bir firma tarafından geliştiriliyor. Bunun çalışma prensibi gündüz fazladan üretilen güneş enerjisini gece kullanmak, depolayıp gece kullanmak. Aynı şekilde rüzgar enerjisini kullanmak, depolayıp ihtiyaç olduğunda kullanmak. Bunlar biliyorsunuz gece güneş yok. Gece bizim sürekli olarak elektrik üretmeleri bu güneş paneli yatırımlarının mümkün değil. Aynı şekilde bunu rüzgar güllerine entegre edebiliriz. Her zaman rüzgar olmadığını biliyoruz. Olmadığı zamanlar bu pilleri devreye sokabiliriz ve mümkün olduğunca bu yatırımlardan verimli olarak kullanabiliriz. Aynı şekilde biliyorsunuz barajlar da mekanik bir pildir. Bataryadır bunlar. Suyu depolayıp sonra da istediğimiz zaman bunun elektrik üretmesini sağlayarak kullanıyoruz. Buna benzer yani bir ağırlık bağlayarak derin toprağın altına kazarak bu 35, 40, 50, 100, 1000 metre olabilir. Bu ağırlığı serbest düşüş olarak bırakarak jeneratörleri çalıştırabiliriz. Akşamları veya gerektiğinde güneş panellerinde elde ettiğimiz elektrikle, fazla elektrikle gündüzleri bu ağırlıkları yukarı kaldırıp gecede serbest düşüşte bu depoladığımız gücü kullanıma alabiliriz. İlle bu şekilde olmasına gerek yok. Raylı sistemlerle yamaçlara bunu yapabiliriz. Bakın ülkemiz coğrafi olarak dağlarla çevrili. Bu dağlarımızı da kullanıma alabiliriz. Güneş enerjisi panellerinin veya güneş haricinde rüzgar güllerinin yakınına, illa da yakınına olması gerekmiyor biliyorsunuz. Altyapıyı kullanarak bunları herhangi bir yerde biz depolayabiliriz. Bu elektriği her yere bunu inşa edebiliriz. Dağlarımız, derelerimiz denir ya sözün gelişi. Bunları biz arkadaşlar kullanıma alabiliriz. Daha az yatırımla daha iyi bir şekilde bu potansiyelimizden yararlanmalıyız. Bunları devletimizin, halkımızın gerçekten düşünmesi ve kullanması lazım. Bunu illa büyük ölçeklerde de yapmamıza gerek yok. Fikir fikirden üstündür biliyorsunuz. Ülkemiz insanı, özellikle ülkemiz gençliği çok zekidir, pratik zekalıdır. Avrupalı gibi değildir. Avrupalı gerçekten düşünür, bulur ve çok geç bunu faaliyete geçirir bulduğunu. Özellikle mühendisleri bu İcraat konusunda çok beceriksizdirler. Kağıt üzerinde düşünürler. İcraatta bunun yani teoride bunu çok iyi yaparlar ama uygulamada çok aptalca hatalar yaparlar. Biz o yönden çok pratik zekalıyız. Bakınız Kaan uçağını pratik zekalı, zeki gençlerimiz yüzünden çarçabuk biz inşa ettik. 5 senede, 10 senede, her neyse kaç senede inşa edilebilecek bir uçağı biz pratik zekalılığımız ile, zekiliğimiz ile daha çabuk inşa edebildik. Biz Avrupalı'dan daha zekiyiz. Bunun sebeplerine girmek istemiyorum. Bu ispatlanmıştır. Biz değişik uluslarla karıştığımız için. O yüzden bizim beyin yapımız farklıdır Avrupalı'dan. Avrupalı ırkçı olduğu için bunun şeylerini, acısını çekecek. Şimdi belki çekmiyor, hırsızlıkla, sömürüyle bunu götürüyor ama sonuçta birazcık onun da kafası çalışıyor. Ağır çalışıyor, bizimki çabuk çalışıyor. Onu demeye çalışıyorum. Avrupalı bakın her şeyin sineğin yağını dahi hesap ediyor. Petrol krizinde az yakan otomobil motorlarını geliştirdiler. Az yakan bakın elektrik aletleri geliştirdiler.
buzdolapları vesaireler, bunları hepimiz biliyoruz. İşte ben de onu diyorum. Biz olan potansiyelimizi kullanmalıyız. Arabalarımızı, kavşaklarımızı nerede tasarruf edebiliriz? Bunları iyi bizim düşünmemiz lazım. Kurumlarımızın hepsinin başta yöneticiler olmak üzere yeni fikirlere açık olması lazım. Bakmak ve görmek arasında çok büyük fark var. Biz bakıyoruz ama görmüyoruz ülkemizdeki potansiyeli. Bakın dediğim gibi dağlarımızı dahi biz enerjiye çevirebiliriz. Denizlerimizi enerjiye çevirebiliriz. Su sıkıntısı var. Barajlarımızda toplanan veya kanallarda sulama yaptığımız suların buhar olmasını, zayi olmasını önleyebiliriz. Olanları mümkün olduğunca verimli kullanırsak, bu potansiyelimizin farkına varırsak bizler hakikaten daha refah oluruz. Çünkü biz Arap gibi yağı bol bulunca, bakın Arap'ın yaptığını söylemek istemiyorum, oraya buraya sürüyoruz nedense, atıyoruz. Bakın atılan cam şişeler, pet şişeler, bunlar geri dönüştürülmüyor. Kesinlikle geri dönüştürülmüyor. Ya depozitosu olacak bunların vesairesi olacak. Biz bu kadar zengin değiliz enerji konusunda. Enerji yetmiyor, yetmeyecek. Her şey elektrik, özellikle elektrik enerjisi. Bizler devletten yeni santraller açarak bunun karşılanmasını beklememeliyiz. Bu yatırımlar yıllar sonra kendini ödüyor arkadaşlar. Bunlar da bizim vergilerimizden, bizden gidiyorlar. O yüzden olanları, Çin örneğin bu yer çekimi pillerini ciddi ciddi faaliyete geçirmiş durumda. Avrupa'da aynı şekilde Helsinki'de terk edilmiş bir bakır çinko madenini kullanmaya başlıyorlar. Pilot bölge olarak buralara bu mekanik pilleri inşa ediyorlar. Bizim hiçbir şeyi kazıp yapmadan bu dağlarımızda raylı sistem olarak daha farklı sistemler geliştirerek bu yer çekimi enerjisinden yararlanmayı bulmamız gerekiyor. Bizler daha pratik zekalıyız. Bizler daha iyisini yapabiliriz. Bizler gerçekten dünyada bulunan nadir ırklardan, kafası çalışan zeki ırklardan birisiyiz. Bunun da sebebini demin söyledim. Kendimi tekrar etmiş olmak istemiyorum. Potansiyelimizden kesinlikle yararlanalım. Kavşaklardaki bu boşu boşuna akaryakıt yakmalar, bunlar bir tanesi. Biz kombilerimizi gaz yakarak, evlerimizi kombilerle ısıtmayı bırakarak, bunları belki ısı pompalarıyla entegre ederek, yani havada bulunan, suda bulunan, toprakta bulunan ısıyı, enerjiyi soğutmada ve ısıtmada kullanabiliriz. Bunu Avrupalı yapıyor. Çünkü Avrupalı biliyor, yok kaynakları yok. Dışarıdan sömürmeyle, hepsi dışarıdan geliyor. Bir gün sömürüsünün biteceğini veya azalacağını biliyor. O yönde yatırımları yapıyor. O yönde zaten nükleer santraller daha fazla Avrupa'da, Fransa'da, Finlandiya'da gibi, Almanya gibi ülkelerde. Siz onlara inanmayın. Bakın düne kadar nükleer enerji çevre dostu değildi. Şimdi çevre dostu oldu birdenbire. Bizler her söylenene inanmayalım. Bizler bu potansiyelimizin farkına varalım. Bakın güneş parıl pırıl pırıl parlıyor ülkemizde. Bunu ısıtmada kullanabiliriz, depolayabiliriz. Her türlü, her şekliyle bunu yapabiliriz. İlle tek bir yolu, yöntemi yok bunun. Bunu bakın basit yöntemlerle de biz kendi evimizi dahi ısıtabiliriz. Enerji, elektrik ya üreterek de olur bu. Direkt ısı enerjisine çevirerek de olur bu.
Bu konularda bizim gençliğimiz çok zeki, çok güzel, yerine uygun ürünler geliştirebilir. Bakın ısı pompası olayı topraktan, sudan, bu sadece bir tanesi. Topraktan, sudan, havadan. Bunu biz direkt güneşi ısısızını alarak da evlerimizi ısıtabiliriz. Basit panellerle bunu yapabiliriz, entegre edebiliriz. Küçük enerji harcayarak mekanlarımızı, evlerimizi ısıtabiliriz. Güneş enerjisi. Bunların hepsini bizim arkadaşlar, biz çok zeki gençliğe sahibiz. Bu potansiyeli değerlendirelim. Herkes başka şekilde bakar, başka şekilde görür potansiyeli. Ben bunları görüyorum. Gençliğimiz daha başka açıdan bakar ve görür bu potansiyelimizi. Biz bunu her sektöre yaymalıyız. Tarımımızı nasıl yararlı, verimli, daha yararlı ve verimli yapabiliriz? Bunlar üretimimizi aynı şekilde çevre dostu olarak her şekilde böyle bizler formüller geliştirebiliriz. Bu potansiyel var bizde. Bizler daha verimli kullanmasını olanların potansiyelin onu öğrenmeliyiz. Daha az yurt dışından bizim ithalat etmemiz gerekmektedir ki kendi kendimize yetelim ve refah ülkesi olabilelim. Olanı arkadaşlar verimli kullanalım. Eski demeyelim, yeni demeyelim. Biz bu zihniyetten bir şekilde kurtulmalıyız. Kurtulmalıyız diyorum. Üç defa diyorum ki gerçekten bu zihniyet yayılsın. Maalesef ulusal medyamız yayınlarını görüyorsunuz. Yararlı yayınlar yapmıyorlar. Ufkumuzu açıcı yayınlar yapmıyorlar. Yöneticilerimizi zorlayıcı, zihniyetlerini değiştirici yayınlar yapmıyorlar. Ne? Yapılsa bile bu yayınlar ücretli, şifreli yayınlar, ulusal medya her gün aynı konuları işliyor, aynı gündemi işliyor. Yani havanda su dövüyorlar. Ben bunu da anlamış değilim. Elbette son yıllarda birazcık değişti ulusal medyamız ama hala daha halkımızı onunla bununla magazinle oyalıyorlar. Elbette halkımız magazine de ihtiyaç duyuyor ama hep magazin o zaman bizim yöneticilerimizde bakın magazin tipli insanlar oluyor ve herkes kendi cebini düşünüyor. Bizler yerel yönetim seçimleri var şimdi. Hiç kimse bu çöpleri geri dönüşüme almayı vesaireyi bunun gibi şeyleri düşünmüyorlar. Sorduğumuz soru gaz ne zaman gelecek, doğal gaz buraya. Doğal gaz yerine biz olan, mümkün olan şimdi şu güneşten yararlanmayı niye düşünmüyoruz? Isı pompalarını niye düşünmüyoruz? Devletimiz bunları niye ucuzlattırmıyor, teşvik etmiyor? Altyapı var, elektrik altyapısı var. Biz neden doğal gaz borularıyla her tarafı donatıyoruz? Bu doğal gaz borularının hepsi, içinden akan gazın çoğu, %90'ından fazlası belki ithal. Yani biz parayla satın alıyoruz bunları. Toprakta bulunan, havada bulunan, suda bulunan bu enerjiyi niye yararlanmıyoruz? Bu enerjiden neden yararlanmıyoruz? Dağlarımızdaki bu diklikleri, bakın doğumuz bunlar için çok müsait. Hani deriz ya, teröristlerle şöyle mücadele ediyoruz, çok zorlu buralar. İşte buraları mekanik piller yaparak hem oranın ekonomisini ve refahını yükseltebiliriz bu yerlerimizin. Bunu devlet yetkililerimiz ciddi düşünmelidirler. Bu mekanik enerji yeni bir şey değil arkadaşlar, mekanik pil. 17. yüzyılda bulunmuş bu guguklu saatlerin çalışma prensibi. Bakın o ağırlık, yavaş yavaş guguklu saatleri bilenler
Bilirler ne anlatmak istediğimi, bilmeyenler internetten araştırsınlar istiyorum. Ağırlıkla o saati çalıştırır. Siz o ağırlığı kurarsınız, yer çekimi, serbest düşüşüyle o ağırlık saati çalıştırır. Enerji işte bu şekilde elektrik üretiliyor veya depolanıyor. Onu demeye çalışıyorum. Raylı sistemlerle bu dik dağlarımızı biz az bir yatırımla mekanik pillere çevirebiliriz. Ekonomimiz de bu şekilde o yörelerimizde kalkınır, ekonomi dönmeye başlar, refah gelir. Bu mekanik pilleri her yere yapabiliriz. Üretim diyelim ki Marmara'da oluyor, depolama Güneydoğu'da olabilir. Bunu altyapımız buna müsait. Hepimiz de bunu biliyoruz. Yeni yeni şeyler bulmak zeki gençlerimiz açısından çok kolay. Onlara biz teşvik edelim, onların yolunu açalım. Elbette her gencin yolu açılsın demiyorum. Zeki olanların yolları kesilmesin diyorum. Bunu kurumlar teşvik etsin, yeniliklere açık olsunlar, yollarını açsınlar, yardım etsinler bürokrasi konusunda. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu konu okullarda da okutulmalı. Bu öğrencilerimiz 16-17 yaşına gelince 18 yaşında ergen oluyorlar biliyorsunuz. Ergen olmadan, hayata başlamadan önce bütçe yapmasını öğretmeliyiz. Bütçe olanla nasıl yetinilir? Babadan alıyoruz harçlığı, bitince bir daha alıyoruz. Bu şekilde biz hiçbir şeyi öğrenemiyoruz. Nasıl verimli kullanabileceğimizi, parayı da öğrenemiyoruz, başka şeyleri de öğrenemiyoruz. O yüzden bakın bizim fakirimiz dahi potansiyelin içinde yüzüyor. Farkında değil, boşu boşuna hani varlık içinde yokluk çekiyoruz diyoruz ya. Aynen öyle oluyoruz. Olanı dahi göremiyoruz, göstermiyorlar, öğretmiyorlar. Sistemimiz, okullarımız, eğitimimiz bizim ezbere dayalı. Bir yerde yanlışlık var. Teşhis beni yapmak istemiyorum ama bir yerde yanlışlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunda hemfikiriz. Bütçe yapmasını, daha verimli kullanması her şeyini bizim öğrenmeliyiz. Bunlara kafa yoranlara da yol açmalıyız. Finlandiya gibi ülkelerde böyle konularda bürokrasi, memurlar birebir gelirler, o kişilere yardımcı olurlar, teşvik ederler bürokrasi konusunda, başka konularda hakikaten birebir bakın özel iş koçu gibi yardımcı olurlar. Bizim memurumuzda bu zihniyet yok burada. Bir şey soruyorsun, cevabını dahi almanız gerçekten çok zor. Bunlar bir müşteri geldiğinde, böyle bir şey geldiğinde o kişiye odaklanmıyorlar. Çünkü vakit yok kendilerince, vesairesi yok. Bizim yöneticilerimiz memurları dahi özel işlerinde çay götür getir de kullanıyorlar. Yöneticilerimiz sanki oraya onlar altı diğer memurlar ona hizmet etsin diye atanmış zannediyor kendisini. Elbette ben herkesi bu şekilde demiyorum ama zihniyet değişsin diye böyle örnekler veriyorum. Benim amacım kimseyi buradan kötülemek veya onları işaret etmek değil. Örnekler veriyorum. Zihniyet değişsin diyorum. Gençliğimizin yolu açılsın. Bakın dediğim gibi yerlerde burada gençliğimizin çalışabileceği, üretim yapabileceği hiçbir yeri yok. Gençlik burada okulu bitirse, burada hayatını devam ettirmek istese iş olanağı yok. Devletimiz sanayiyi mi artık yapacak, böyle dağıtacak Anadolu'ya, ne yapacaksa. Bu bizim toplu bir şekilde yaşadığımız yerlere eşit olarak, sadece İstanbul gibi yerlere değil, sanayi sadece İzmir gibi yerlere yığılmasını önlemek, buralara da üretim merkezleri haline getirmek, gençlerimiz
buradan okuyup nereye gidiyorlar? İzmir'e gidiyorlar, İstanbul'a gidiyorlar, büyük şehirlere. Yani işin peşinde gidiyorlar ve oraya da o belediyelerde yük oluyorlar. Altyapı yönünden, emlak fiyatlarının yükselmesi yönünden vesaire vesaire. Bunlar bakın domino etkisi yapıyor, zincirleme gidiyor arkadaşlar. Neyse böyle bir potansiyelimizin farkına varmamızı istediğim bir video yapmak istedim. Umarım derdimi anlatabilmişimdir sizlere. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gene tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Açık hava hapishanesinden bizim kurtulmamız lazım. İnternetten araştırın arkadaşlar. Ulusal medyaya bakmayın. İnternetten kısa videoları bırakın. Bizleri onlarla oyalıyorlar ve bizler de hakikaten o attıkları yeme, balıklama atlıyoruz. Daha yararlı şeylerle ilgilenin. Neler üretebiliriz, neler yapabiliriz? Bakın çevrenizde neler var? Bakıp da görmediğiniz ne potansiyeller var? O gözle bakın. Her şey var dediğim gibi. Birçok şey var bakıp da göremediğimiz ülkemizde. Yeter ki birazcık uğraşın, zorlayın, kafa yorun. Siz en kolayını seçmeyin. Bizler hep en kolayını seçtik. İşte en kolayını seçtiğimiz için ülkemiz bu halde. Hiç gelişemedik. Neredeyse hiç gelişemedik. Arkadaşlar Avrupalı da hiçbir şey yok. Bizde her şey var. Adamlar bizi sömürüyorlar. Sömürmeye de devam etmek istiyorlar. Artık bu kendimizi bu çıkmazdan çıkaralım diye düşünüyorum. Videom sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.